Merhaba, ben Google'dan Gülşah. Bugün sizlere veri feedlerinizi nasıl oluşturacağınızdan bahsedeceğim. Veri feedinizi oluşturmak için iki ana seçeneğimiz mevcut. Birincisi, metin dosyaları kullanarak veri feedlerinin oluşturulması. İkincisi de XML dosyalarını kullanarak veri feedlerinin oluşturulması. Metin dosyalarını kullanarak veri feedlerinin oluşturulması, küçük bir envantere sahip satıcılar ya da yeni başlayanlar için önerilir. E-tablo oluşturma, düzenleme hakkında yalnızca temel düzeyde bilgi gerektirir. Herhangi bir e-tablo düzenleyicisi, örnek olarak Microsoft Excel veya Google e-tablolar kullanılarak oluşturulabilir. Bu dosyalar TXT veya .csv dosya türünde gönderilebilir. İkinci seçeneğimiz XML kullanarak veri feedlerinizin oluşturulması. Bu ise büyük bir envantere sahip satıcılar için önerilir. Ve XML dosyalarını otomatik olarak oluşturan e-ticaret veri tabanlarının kullanıcıları da veri feedlerini XML dosyaları oluşturarak gönderebilir. XML kodlama bilgisi gerektirir ve tek bir özellik için birden fazla değer eklemek kolay olduğundan daha güçlü bir seçenek olabilir. XML dosyaları .xml dosya türünde gönderilir. Feed'inizi oluştururken metin feed'lerini ekranda gördüğünüz şekilde oluşturabilirsiniz. Öncelikli olarak bir e-tablo düzenleme programı kullanılır. Google e-tablolar veya Microsoft Excel dosyalarını kullanabilirsiniz. İlk satıra özellik adlarını yazmanız gerekir. Bunları sütun başlıklarınız olarak düşünebilirsiniz. Her biri kendi sütununda bulunmalı ve veya bir sekme ile ayrılmış olmalıdır. Her ürünün özellik değerlerini kendi satırına girerek dosyanızı .csv veya .txt olarak kaydedebilirsiniz. İkinci seçeneğimiz olan XML dosyalarını da oluşturmak için NotePage veya SimpleText gibi herhangi bir metin düzenleme programı kullanılabilir. Google, RSS 2.0 ve Atom 1.0'ın genişletilmiş sürümlerini destekler. XML dosyalarının içeriklerini tanımlamak için etiketler kullanılır. Özellik değerleri köşeli parantez içinde ve ürün bilgilerinin başında ve sonunda yer alacak şekilde girilir. Ürün bilgileri de bu etiketlerin arasında yer almalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.